Evet arkadaşlar merhaba. 6 Şubat 2022 yabancı yarışlarda gündüz öğlen programında meydandayız. Dubai'deyiz arkadaşlar. Dubai'de bugün tam 7 koşulu bir program var. Evet saat 13.30'da birinci koşuyla 7'li plasede başlıyor. Zor bir koşuyla başlıyor arkadaşlar. Şartlı 4 yaşlı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Tabii burada size tavsiyemiz eğer tek atacaksanız yani bu kadar at yazmam diyorsunuz çünkü 5 at biz normalde burada yazılması gerektiğini düşünüyoruz ama burada özel bir jokey olan bu Abdülaziz El Baluşi'nin bindiği 3 numaralı Califano de Gazal. Arkadaşlar bunu banko atabilirsiniz 7'li plaselerde. Misli oynayacak olan arkadaşlar. Burada normal şart altında gelmesi lazım. Ancak 4 tane rakibi var. 6 numaralı Baraka Ray Dawson'la 10 numaralı Bahya Fernando Yara 5 numaralı Af Barik Kırmızı Ekürlilerden bunu baz aldık. Tak O'Shea'nın bindiği. Bu Malin Holmberg fonksiyonu olabilir. Ve 2 numaralı Indies Day dedik. Richard Mullen'le. Siyah ekürler. 2 numarayı baz aldık. Ama dediğim gibi misli kuponlarda 3 banko atabilirsiniz. Rakip hanesine gelince 6, 10, 5 ve 2 numaralı safkanlar burada yeterli olacaktır. Evet ikinci koşu saat 14.05'te. Altılı Gaya'nın başlangıç ayı arkadaşlar. Burada baktığımız zaman maiden bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Çim pist koşusu. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi bu. Ama merak etmeyin 2 tane tekimiz var. 8 numaralı. Şimdi burayı şöyle geçiyoruz arkadaşlar. 4 artı 4 şeklinde. Küçük kuponlarda 4 tane at yeterli olur. Öncelikle 8 numaralı Lake Causeway. Takoşa ile ilk atımız. Kazanmaya çok yakın ama rakipleri çok sert. Ekürlerden 6 numaralı İkap Edwy Devir'le burada kesinlikle yazılmalı. 7 numara ekürisi Kahabap Kebap. 12 numaralı Zahao Anthony Fresu'yla kırmızı ekürler ve 13 numaralı Panos Oshik arkadaşlar. Düzgün okuyalım. Evet, Panos Oshik. Mikel Barzona'yla. Burada 8, 6, 12, 3 olarak 4 at diyoruz. Artı biraz daha at yazmak isteyenler. 3 numaralı Ben Malik, Saif El Baluşi ile. 10 numaralı One Idea, Andre Atzeni ile. 11 numaralı Vedeno, Ryan Powell ve 1 numaralı Baal Big, Richard Mullen'le. Şimdi tabii bunları arka plana attık. 3, 10, 11, 1 dedik. Neden? İşte kimisi 378 günü ara, kimisi üzerindeki jokeyin biraz zayıflığı gibi. Ama bunların içerisinden seçebilirsiniz. 8, 6, 12, 13 dedik. Olmazsa olmazımız 3, 10, 11 ve 1 de bu safkanların arkasından seçim yapıp yazabileceğiniz tavsiye ettiğimiz safkanlar. Evet, üçüncü kuşu handikap 60'a 75 puan safkanlar burada bir araya geliyor. Kum piste çıkacaklar. Handikap 4,2 yaşlı İngilizler 1600 metre. Evet, burada 13 tane safkan şöyle var. 5 at yazacağız buraya. 2 numaralı İtmam Uluka Halmokis'le bu bayan. 3 numaralı Perfect Balance Tak O'Shea'yla. Bayan ama arkadaşlar jokey onu söyleyeyim. 3 numaralı Perfect Balance dedik. Tak O'Shea ile. 13 numaralı Benin. Sam Hitchcock. Bu Sam Hitchcock da Dubai'de devamlı yarış kazanıyor. Dikkat arkadaşlar bu vatandaşın bindiği atlara. 6 numaralı Triple Venture Ray Dawson. Ve 7 numaralı Arroway Mikel Barzolana. Evet buraya 2, 3, 13, 6, 7 dedik. Yalnız tabii bu bayan jokey mindi bu itmam gerçekten çok iyi bir safkan arkadaşlar. Hemen o bayan jokey ile ilgili de bir saniye hemen verelim. Kimmiş bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Ulrika Halmokus deyince bu İsveç kökenli jokey çıkıyor karşımıza.
Belli olmaz arkadaşlar, bakarsınız geliyor. Yani böyle bazen özel olarak getiriyorlar. Ona göre de kazanıyor. 2, 3, 13, 6, 7 dedik buraya. Evet, dördüncü koşu handikap 75'e 89. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 17 tane safkan var. Burada sığdıramıyoruz buraya. Evet. Burada günün ilk bankosu 11 numaralı ekspresyonist takt o şeyayla bu İrlanda asıllı Jockey arkadaşlar. Bu atı getirdiğini düşünüyoruz. Elbaşı Salem El Ehra'nın atı. Ve burada günün ilk bankosu 11 numaralı ekspresyonist arkadaşlar. Diğer yani bu atın düşmesi durumunda burada burası ciddi bir karışıklık yaşar. Onu söyleyelim. Evet. 5. koşuda şimdi handikap 80'e 95 puanlı safkanlar bir araya gelmişler ve çim piste çıkacaklar. 4 yukarı İngilizler 1900 metrede. Evet, burada tam 5 tane safkanla geçeceğiz burayı. 8 numaralı Castle Bar Edre Devir ile 6 numaralı Ajyal Richard Mullen, 9 numaralı Tell Me Thunder Ray Dawson, 2 numaralı Latest Generation James Doyle ve 1 numaralı Franz Kafka Patrick Osgraver arkadaşlar. Yalnız bu tabi Franz Kafka 710 gün. Franz Kafka herhalde Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. 710 gün arkadaşlar. Dileyenler hani pas geçip onun yerine 4 numaralı Almahtarı da yazı veya 5 numarayı da yazabilirsiniz. Mondain sürprizde. 8, 6, 9, 2, 1 diyoruz. Buraya dileyenler 4 ve 5'i de ilave edebilir. Evet, 6. koşudayız. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada baktığımız zaman arkadaşlar gördüğümüz şey şu. 5 numaralı Rich and Famous Michael Balzaner'la günün ikinci bankosu. Evet. Burada bu Hamdan bin Muhammed El Maktum zannedersem olması lazım. Mikel Barzona ile ikinci bankomuz bizim bu. Son koşudayız. Son koşu da günün ilginç koşularından bir tanesi. Handikap 80'e 95 puanlı safkanlar burada start oluyor. 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada Şatvel'in 5 tane safkanını görüyorsunuz arkadaşlar. Ama tek atmayacağız biz bunu. Onu söyleyeyim size. Burada ciddi rakipler var. Tabii burada 8 numara tahmin aslında çok iyi bir safkan. 1 ve 2 kesinlikle ihmale gelmez. Yani iyi safkanlar koşuyor. Alternatif banko. O konuda hemfikir olalım. Ama burada tabii ki 3 numaralı Celtic Voyager arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir safkan. 6 numaralı King Leo. Yine dikkat edilmesi gereken bir safkan. Yani ekürüler ve burada 3 ve 6 diyoruz. Evet. Burada aynı zamanda Andre Atsene'nin 5 numarası var. Onu da ihmal etmeyelim. Ve ekürler diyoruz arkadaşlar. Yani 3, 6, 5 ve ekürler. Ekürler burada alternatif banko. Evet arkadaşlar, maxsporttahmin.com adresinden de bu yenilenen şablonlarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Pardon. Evet, meydanla ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. İyi pazarlar olsun. Hoşça kalın.